Merhaba sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi bugün size doğanın kalbinden seslenmeyi tercih ettik. Şu gökyüzünün güzelliği, şu bulutların nefaseti. Hele deniz mis gibi kokuyor. Ama bu böyle gitmeyecek sevgili seyirciler. Artık bazı önlemler almamız gerekiyor. Eğer doğamıza gereken özeni göstermezsek maalesef bu güzellikler her an elimizden gidebilir. Çünkü gökyüzünde bazı şeyler karışmış durumda. İşte Mirket Bey de hattımızda. Merhaba Mirket Bey. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz acaba? Sizi dikkatlice dinliyoruz. Tüm seyircilerimi ilim, bilim ve saygıyla selamlıyorum. Bana bir röportaj imkanını verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz artık poşet tüketimini azaltmak için poşetler ücretli satılmaya başladı. Fakat bunun yanı sıra üzerimizdeki kıyafetleri bir gün giyip kirliye atmak, çöp poşetlerini doğaya bırakmak, pikniğe gidince çöplerimizi toplamamak, çocuklarımızın kalemleri bu bitti deyip de daha yarıya gelmeden atması. Bunların hepsine birer önlem almamız gerekiyor. Hepimizin bilinçlenmesi ve her bireyin dünyayı ben kurtarabilirim, buna gücüm var fikrine inanması gerekiyor. Tek başına ne yapabilirim ki düşüncesinden kurtulmamız lazım. Eğer hepimiz aynı şekilde bu tür tasarruflara gidersek bu mavilikler, bu yeşillikler elimizden kaybolmayacaktır. Yani hepimiz birer doğa gönüllüsü olabiliriz. Çok teşekkür ederiz Mirket Bey. Gerçekten çok güzel konuştunuz. Evet, ekran başındaki sevgili izleyiciler, ben şahsen söz veriyorum. Siz ne dersiniz? Başka bir doğa ve çevre bilim programında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ne diyorsunuz bakalım? Güzel çıkmış mıyım röportajda? Mirket, vallahi bence süper gözüküyorsun ha. Ve söylediklerin de çok anlamlı, çok güzel. Peki, bize biraz daha tüyo verir misin? Eğer bunlara dikkat etmezsek bizi neler bekliyor? Abartmayın isterseniz. Gökten taş yağıp da hepimizi değiştirecek hali yok ya. Kadri'yi hafife alma bence. Dün teleskobumla gökyüzünü inceledim de tüm gezegenlerin yerleri tam ikişer santim değişmiş. Göktaşları da kapıda bekliyor. Deme Mirket. Eyvah, sokağa çıkamayacağız o zaman. Bu arada Mirket, Feride nerede? Sorma Kadri'ye. Biraz atıştık da annesine gitti. Aa Mirket, hiç sana yakıştıramadım. Zaten çok çalışıyorsun diye hiç ona vakit ayırmıyorsun. Vallahi doğru Kadriye, haklısın, ne diyeyim. Remzi, benim daha bir sürü işlerim var. Tamam Kadriye, kalkalım o zaman. Hadi Mirket, görüşürüz. Devamını bekleriz. Hoşça kal. Hoşça kal Mirket. Tebrik ederim tekrardan. Bak ya, gördün mü, gene beni beklemiyorlar. Görüşürüz. Aslında durum anlattığımdan daha vahim ama ne diyeyim de şimdi hayvanları telaşlandırayım, bilemedim ki. Ay Remzi, hazır buraya kadar gelmişken biraz parkta dinlensek mi, ne dersin? Olur olur Kadriye, bana uyar. Hatta oturdum bile. O ne ayol, senin adın Remzi mi? Tamam Kadriye, geldim geldim. Oturalım, haklısın. Hava da çok güzel zaten. Yok ya, benim keyfim kaçtı. Gidiyorum. Hadi size iyi oturmalar. Allah Allah, ne dedim ben şimdi Remzi ya? Ay Kadriye, Kadriye ne oldu? Niye düştün şimdi durup dururken? Bu taş da ne böyle? Kendimi çok kötü hissediyorum Remzi. Niye bu koskoca taşı parkın ortasına koymuşlar, hiç anlamadım ki. Sakın Mirket'in dediği değişiklikler bu olmasın. Ay ağzından yel alsın be Necati. Üf. Ama Kadriye baksana, içeriği ne kadar değişik. Hiç dünya taşına benzemiyor. Biraz incelemek istiyorum. İçi de kuyu gibi he. Simsiyah. Necati dur dur, bilmediğin etmediğin şey niye elliyorsun? Mirket her zaman ne der? Laboratuvarımdaki şeyleri ellemeyin der. Ama bunun laboratuvarının şeyi değil ki. Hayır Necati, bilmediğiniz şeyleri de ellemeyin der. O da ne öyle? İçinden ışıklar çıkmaya başladı, bakar mısınız? Bu ışıklar bana kendimi çok kötü hissettiriyor Remzi. Galiba başım dönmeye başladı. Hayır. Necati, Necati ne oldu? Ay, doktor falan mı çağırsak? Ne oluyor şimdi böyle durup dururken ya? Ben ona dokunma demiştim. Necati, ne oldu şimdi sana böyle? Birdenbire kocaman, dev, morfin Necati oldun. Remzi ya, yanında amma küçücük kaldın ha. Eyvah, Mirket'in programda bahsettiği büyük değişim başlıyor herhalde. Taştan gene ışıklar çıkmaya başlıyor Remzi. Ne? Kadriye? Eyvah, değişim değişim diye. Ola ola dinozor mu oldun? Kraliçe falan olsaydın daha iyi değil miydi ya? Seçmek benim elimde mi sanki Remzi?
Çok sinirliyim. Ne yapsam, nereler ısınsam hiç bilemedim. Ay, Necati gene karşımda. Hem de dev olmuş. Oha Remzi, ne kadar lezzetli gözüküyorsun ha. Karnım da acıkmıştı zaten. Acaba diyorum, dürüm olsan daha mı iyi olurdu? Olsun olsun, muzla da idare ederiz. Muz mu? İnanmıyorum sana Remzi. Bari sen de oğlu bir kral falan olsaydın. Muz ne alaka? Ay, benim bile canım çekti vallahi. Heh, ne lezzetli gözüküyorsun öyle. Saçmalamayın ya. Geçici bir şeydir bu herhalde. Beni yerseniz sonra sindirim sistemine takılırım vallahi. Heh. Eyvah Remzi, tepelerden bakınca Şakir'in buraya geldiğini görüyorum. Anne, baba, Necati abi, neler oluyor burada? Her şey bir televizyon programıyla başladı Şakir. Mirket bir takım değişiklikler olacağını söyledi. Ondan sonra parka geldik. Annenin ayağı taşa takıldı. İşte bu taş. O taş da bildiğimiz taşlardan değilmiş. Bizi bu hallere çevirdi. Ne taşmış bu arkadaş ya? Anneme babama büyük değişim yaptırmış. En iyisi ben bunu alıp ta uzaklara fırlatayım. Yok oğlum yok. Elleme. Elleyince harekete geçiyor. Şu an durdu zaten. Vallahi bak. Şakir. Anne, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki yeşil bir canavara dönmüş gibiyim. Remzi, senin telefonun nerede? Mirket'i arasana gelsin şuraya bir. Aman Allah'ım. Bu manzarada neyin nesi böyle? Dev Necati, Dinozor Kadriye, Muz Remzi ve hastalanmış bir Şakir. Önlemimizi bir an önce almamız gerekiyordu. Mirket amca, hepsi bu taşın yüzünden. Dokununca ışıklar saçıyor. Işıklar saçılınca milleti bu hale çeviriyor. Bu arada dayanamıyorum. Galiba kendimi çok kötü hissediyorum. Çaresiz kaldım görüyor musun? Bu kadar sorumlulukla ne yapacağım şimdi ben? En iyisi profesöre gideyim. Belki o bir hal çaresine bakar. Profesör! Mirket gitti. Ama bu arada benim de karnım çok acıktı. Necati, aman diyeyim, sakın. Ben Muz değilim, Remzi'yim. Hatırla beni, hatırla. Kankan hani. Ama şu anda karnım çok acıktı Remzi. Hayır, hayır. Olmaz. İmdat! Sen merak etme Remzi. Ben seni kurtarırım. Dinozorum ne kadar olsa. Bekle beni. Ben dev olduğum için sizi hemen yakalarım. Nereye saklandınız bakayım? Elma dersem çıkın, armut dersem çıkmayın. Ama muz dersem mutlaka çıkın.